Herkese merhaba, ben Naciye Kesici. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere terbiyeli karışık şehriye çorbası tarifi vereceğim. Hemen yapımına geçiyorum. Tenceremize önce yağımızı ilave edelim. 5 yemek kaşığı ayçiçek yağımı ilave ettim ve ısıtıyorum. Dilerseniz birazını ayçiçek yağı, birazını da tereyağı kullanabilirsiniz. Yağımız şimdi ısınsın. İçerisine 1 çay bardağı tel şehriye, 1 çay bardağı da arpa şehriye ilave ediyorum. Birkaç dakika şehriyelerimizi kavuralım. Hafif rengi dönecek. Şehriyelerim güzelce kavruldu. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Biraz da unumuzu kavuralım şehriyelerle beraber. Unu da şehriyelerle beraber iyice kavurdum. 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçamızı da çok az kavuralım. Şehriyelerimin üzerine şimdi 1 litre sıcak suyumu ilave ediyorum. İyice karıştıralım çorbamızı. Şimdi çorbamı kaynamaya bırakıyorum. Ben de bu arada terbiyemi hazırlayacağım. Terbiyem için bir yumurta sarısını kaseye koydum. İçerisine 5 yemek kaşığı yoğurdumu ilave ediyorum. Çeyrek limonum var. Onun da suyunu güzelce sıkalım. İyice karıştıralım. Terbiyem hazır. Çorbamıza ilave edebiliriz. Çorbamın kıvamı şu an gayet güzel. Eğer sizinki koyu olduysa biraz su ilave edebilirsiniz tekrardan. Biliyorsunuz şehriyeler çok su çekiyor bekledikçe. Şimdi kaynayan çorbamdan terbiyeme şöyle yavaşça 2 kepçe kadar koyuyorum kesilmemesi için. Hızlıca karıştırıyorum. Çorbamın altını da kıstım. Şimdi yavaş yavaş ilave edeceğim. İlave ederken kepçeyle karıştırın. Terbiyemin tamamını ilave ettim. Devamlı karıştırarak şimdi çorbamın kaynamasını bekliyorum. Bir taşıp kaynatacağız çorbamızı. Çorbam artık hazır. En son tuzunu ve nanesini ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz ya da dilediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Yarım yemek kaşığı da nanesini ilave ediyorum. İyice karıştıralım. Muhteşem, çok lezzetli bir çorbamız oldu. Altını kapatıyorum ve çorbamı servise hazırlıyorum. Çorbamı servise hazırladım. Kıvamını da size göstermek istiyorum. Dilerseniz bu çorbayı tavuk suyu da ilave edebilirsiniz. Tavuk parçaları da ilave edebilirsiniz. Özellikle tavuk suyunu eklerseniz çorbanız daha lezzetli olur. Evinizde varsa ekleyebilirsiniz. Kıvamı da bu şekilde. Lezzetli, değişik bir çorba oluyor. Denerseniz yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşça kalın.